Pencere Ayşegül okula gitmiyor daha. Sezgin de. Ayşegül'ün babası annesi çalışıyor. Sezgin'in de. Ayşegül'e büyük annesi baktı. Babası annesi işte olduğu zaman hep onunla kaldı. Büyük annesi yaşlıydı. Birden ölü verdi. Sezgin'i e de komşu teyzelerden biri bakardı. Başka apartmana taşındılar. Gelemiyor artık. Ayşegül ben büyüdüm dedi. Bir gün annesiyle babasına. Ben büyüdüm dedi yalnız durabilir mi evimizde? Sezgin'e uygun bir bakıcı aradılar. Bulunamadı. O da evlerinde yalnız kalabileceğini söyledi annesiyle babasına. Ayşegül'lerin apartmanları Bahçeli Evler Mahallesi Huzur Sokak'ta. Sezgin'lerin apartmanı da. Bakışık iki ev birbirine. Karşılıklı. Evde yalnız kalınca canı sıkıldı Ayşegül'ün. Cama önce o çıktı. Sonra da Sezgin. Kendi yaşlarında bir çocukla bakışık oturmaktan sevindi Ayşegül. Sezgin de sevindi. Camda ilk önce Ayşegül gülümsedi sonra da Sezgin. Gülücüğün bu kadar sıcak, hoş bir şey olduğunu ilk önce Ayşegül duydu. Aynı duygu Sezgin'in de içini sardı. Tüm yalnızlıklarından kurtulur gibi oldu. Aslı astarı bir gülücük değil miydi? Böyle düşündü Ayşegül. Sezgin de aynen öyle düşündü. Annesinden babasından başka üçüncü bir insana bağlanmayı ilk önce Ayşegül öğrendi. Sonra da Sezgin. Bu bir oyuna, oyunsa karşılıklı bağlanmaya dönüştü. Anneleri babalar işe gitti mi oyun alanında koşar gibi cama önce Ayşegül çıkıyordu. Sonra da Sezgin. Bazen Sezgin'i göremeyeceğim diye kaygılanıyordu Ayşegül. Aynı kaygıyı Sezgin'in de yaşadığı oluyordu. Birlikte olunca yalnızlığın öylesine zor olmadığını önce Ayşegül öğrendi sonra da Sezgin. Günler hızla geçiyordu. Camdan bakışmanın, gülücükler göndermenin yetmediğini önce Ayşegül anladı, sonra da Sezgin. Ayşegül her şeyin tek düze olmaya başladığı anda yeni bir dil keşfetmeye başladı. Bunu anladığında Sezgin çok sevindi. Ayşegül karşı göz, el hareketleriyle ailesini yalın bir biçimde anlattı. Ölen ninesinden söz etti. Sezgin anlatılanları anladı. Kendisi de aynı yolla ailesini tanıttı. Ayşegül daha ayrıntılı şeyleri anlatmayı denedi. Kırmızı başlıklı kızın masalını anlattı bir gün. Zor olmasına karşın başardı. Sezgin de yedi cüceler masalını anlattı Ayşegül'e. Ayşegül yalnız başın evlerinde kalmayı öğrendiğini, herhangi bir korku falan duymadığını annesine söyledi. Sezgin de o akşam benzer şeyler söyledi annesiyle babasına. Ayşegül Sezgin'e sen hem bakıcım hem arkadaşım oldun dedi camın ardından. Sezgin sevindi. Aynı şeyleri kendisinin de düşündüğünü söyledi. Yaşamanın hatta yalnız yaşamanın eğlenceli bir oyun olabileceğini önce Ayşegül öğrendi. Sonra da Sezgin. Yağmurlu bir gündü. Camlar buğulanmıştı. Buğulu camlara çizgiler çizerek ilk çizgi oyununu Ayşegül oynadı. Sonra da Sezgin. Soğuklar iyice artmıştı. Lapa lapa kar yağdı. Kar topu oyununu Ayşegül başlattı. Elleri üşümüştü. Ayşegül'ün ellerini hohlayarak Sezgin ısıttı. Sonra kardan adam yaptılar. Kaş kolu, kömür gözleri, havuç burnuyla çok güzel oldu. Aralarında üçüncü bir çocuk oldu kardan adam. Neşeleri daha çok arttı. Camdaki kardan adam çabuk eridi. Ayşegül ile Sezgin yeniden baş başa kaldılar. Oyunun ve masalın bittiğini sandıkları bir gün Ayşegül şarkı söyledi. Mini mini bir kuş doğmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Çık, çık, çık ötsün diye. Sezgin de ona, ben bir küçük askerim, sınırlarda gezerim, şiirin okudu. Ayşegülün sesi güzeldi, Sezgin'in de. Pencere arkadaşla giderek bir sevgi oldu Ayşegülün yüreğinde. Sezgin'in de yüreği mayalanmış gibi kabardı. Ayşegül camın arkasındaki el yüz hareketlerini daha da geliştirdi. Bu beceriyi Sezgin de kaptı. Ayşegül izledi uzun bir filmi anlatmayı denedi ona. Bu anlatış Sezgin'in çok hoşuna gitti. Film biraz komikti. Küçüklerle büyükler yer değiştirmişti filmde. Kısa pantolonu büyükler giyiyordu. Sakalı bıyığı küçükler bırakmıştı. Atlı karıncalara dönme dolaplara büyükler biniyordu. Onların harçlıklarını ise küçükler veriyordu. Her şey bu tür tersliklerle doluydu. Sezgin de izlediği filmi Ayşegül'e anlattı. İkisi de öyle alışmıştı ki camda birbirlerini görmedikleri zaman deli oluyorlardı. Annelere babalar işe gitti mi önce Ayşegül fırlıyordu cama. Sonra da Sezgin. Ayşegül her zaman olduğu gibi sıcacık gülücüklerle karşılıyordu onu. Sezgin benzer gülücüklerle karşılık veriyordu ona. Soğuk da olsa evin içi birden ısınıyordu kıştan yaza geçilmiş gibi iklim değişiyordu. Ayşegül yalnız Sezgin'e söylemek için televizyondan şarkılar, türküler öğrendi. Sezgin de kara gözle Hacivat'ın oyunlarını Ayşegül için ezberledi. Bir gün televizyon sessiz sinema hakkında bilgi verdi. Ayşegül kendini oradaki artistlere benzetti Sezgin'de. de. Ertesi günde Ayşegül büyüyünce artist olmak istediğini söyledi. Sezgin sevindi bunu. Kendisi de artist olmak istiyordu çünkü. Biz dedi Ayşegül. Sessiz sinemanın sessiz artistlerine benzedik. Gülüştüler. Ayşegül'ün annesi bakıcı bir abla olduğunu söyledi bir gün. Ayşegül istemedi. Ben yalnız değilim ki dedi. Annesi anlamadı. Ayşegül de fazla bir açıklama yapmadı. Aynı şeyi Sezgin'in annesi babası da düşündü. Sezgin de bakıcı istemedi. İkisinin de annesi babası çocuklarımız artık büyüdü diye birbirlerinden habersiz sevindiler. Ertesi gün pencere buluşmasında ikisi de kurnazca güldü. İkisi de biliyordu ki yeni bakıcı demek bu sözsüz cam arkadaşlığının bitmesi demekti. Kışın bitip ilk yazın geldiği günlerde Ayşegül yine sessiz sinema artistleri gibi kırları anlattı. Ağaçlar yeşerdi, çiçekler açtı dedi. Kuşlar gibi uçma taklidi yaptı. Göçmen kuşlarının geldiğinin müjdesini verdi. Kırlardan çiçeklerden söz edilince Sezgin köyde yaşayan dedesini anımsadı. Onun arılarını, ineklerini anlattı Ayşegül'e. Ayşegül kırları az biliyordu ama yine de çok seviyordu oraları. Hemen bir kelebek resmi yaptı canım. Ağaçlara salıncaklar kurdu. Bol bol ip atladı. Sezgin de gök kışağı ve iki tane uçurtma resmi çizdi. Uçurtmalarının birini Ayşegül'e verdi. Ellerinde uçurtma, dağ boyu koştular. Gök altından geçtiler. Uçurtmaları güneşe, yıldızlara ulaştı. İkisi de yorulmuştu. Çimenlerin üzerine uzandılar. Ayşegül bir papatya çiçeği kopardı. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor diye fala baktı. Fal da seviyor çıktı. Ayşegül de Sezgin de sevindiler ama biraz utandılar. Başlarını önlerine eğip sustular. Sezgin böyle bir durumda önce erkeklerin konuşması gerektiğini düşündü. Başını kaldırdı. Ayşegül'ün gözlerinin içine derin derin baktı. Uzanıp Ayşegül'ün elini tuttu. O günden sonra her şey biraz daha farklılaştı. Ayşegül cama daha sık çıkar oldu. Her çıktığında da yanakları kızanıyor, bedenini ateşler basıyordu. Sezgin de heyecanlı, duygulu biri oldu. Bir yıl sonra ikisi de okula başladılar. Aynı sınıfta değillerdi. Olsun her teneffüste buluşuyorlardı. Buluşuyorlardı da bir kelime olsun konuşmadan koca teneffüsleri bitiriyorlardı. Böylesine suskun kalışlarına Ayşegül üzülmeye başladı. Sezgin de annesinin babasının işe gittiği bir gün Ayşegül erkenden pencereye çıktı. Sezgin de kalpleri yerlerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Unutmuşlar mıydı acaba daha önceki oyunlarını birbirlerine gülerek baktılar. Kuruduğunu sandıkları sevgi ırmakları şimdi daha gür akıyordu. Bir süre bekleyişten sonra sessizliğin oyununu yeni Ayşegül başlattı. Epeyce zaman önce oynadıkları bu oyunu unutmadığına Ayşegül çok sevindi. Aynı sevinci Sezgin de duydu. Sevgiyi karşılıklı çoğalttıkları için mi? Yaşam yeniden eğlenceli oyunlara dönüştü. Öyle bir noktaya geldiler ki hangisinin oyun, hangisinin gerçek olduğunu Ayşegül karıştırmaya başladı. Sezgin de. Çomar onu okul bahçesinde gördüklerinde korktular. Oldukça iri cüssesiyle tüm köpeklerden farklıydı. Kadınların genç kızların gezdirdikleri tasmalı zincirli özel giysili süs köpeklerine ise hiç benzemiyordu. Kulakları kesik, koyu kahverengiye çalan yabanıl tüyleriyle devasa bir görünümü vardı. Nereden boşlanmıştı bu köpek? Kimden kaçmıştı? Sahibi arayanı soranı yok muydu? Yanlışlıkla dokunup bir yerlerini kaptırsalar 3-5 lokmadan fazla olmazlardı onun ağzında. Bunu düşünen çocuklar korku, ürkü içinde baktılar uzaktan. Vahşi doğanın simgesine benzeyen bu köpek birkaç gün daha gözüktü okulun bahçesinde. Önemli bir tepki görmeyince çağrılmamış konuklar gibi içerilere kadar girdi. Isıtmayan kış güneşine karşı kuytu bir yer buldu kendine. Karnını başını okulun bahçesinin ılık betonuna bırakarak gün boyu orada yatıp durdu. Kangal cinsi bu iri köpeğin öyle kötü niyetli olmadığını anlayan birkaç çocuk yavaş yavaş yaklaştı ona. Annelerinin beslenme sepetlerine koydukları köfteden, börekten, ekmekten koparıp atmaya başladılar. Gün boyu ılık betonun üstünde ölü gibi yatan köpek canlanmaya başladı. Atılan köfteleri ekmekleri havada kapıp yutuverdi. Çocuklarla köpek arasındaki uzaklık bu yolla erimeye başladı. Kısa sürede sıcak ilişkilere dostluklara dönüştü artık köpek günün ilk saatinde okula damlıyordu. Öğrenciler evlerine gittikten sonra okul bahçesini yavaş yavaş terk ediyordu. Çocuklar o günlerde bir at buldular ona. Çomar başka at bulanlar önerenler de olduğu halde nedense hiçbiri tutmadı. Artık herkes çomar diye çağırıyordu onu. Çomar her zamanki gibi ılık, güneşli köşesinde uyuyorsa adını duydu mu başını kaldırıyordu. Gözleri parlaklaşıyordu birden kesik olduğu için kulaklarını dikemiyordu ama kuyruğunu sallayarak adını seslenen çocuklara sevgisini belli ediyordu. Çocuklar hemen her teneffüste onu doyurmak için sıraya giriyordu. Anne ellerinin çantalarına koyduğu köfte, börek, poğaça yetişmediği zaman gidip okul kantininden yeni bir şeyler alıyorlardı. Neler de ikram etmiyorlardı ona kaşarlı, sucuklu, Sıcak tostlardan hamburgerlere, lahmacunlardan döner kebaplara kadar getirip önüne koyuyorlardı. Çoğu kez kendileri yemiyor, ona yediriyorlardı. Çomar öğrencileri iyi çalışmaya başladı, tümünü de bir bir tanıdı. Okulun kapalı olduğu günlerde bile çocuklardan birini caddede sokakta gördümü, koşup varıyordu yanına. Yine kocaman, kalın kuyruğunu sallayarak sevgisini belli ediyordu. Okulun açık olduğu günlerde ise keyfini diyecek yoktu. Tüm öğrencileri bir arada göreceğini düşünerek herkesten önce okula damlıyordu. Devamsızlık yapmayan öğrenciler gibiydi. Son zil çalıp son öğrenci okul terk edene kadar oradan ayrılmıyordu. Çomarın rahatını, keyfini gören birkaç köpek onu taklit etmek istedilerse de başarılı olamadılar. Daha süslü, daha genç olmalarına karşı nedense hiçbiri onun gördüğü ilgiyi göremedi. Nereden geliyordu çomarın başarısı bilen yoktu. Okul bahçesinde bir gün birkaç saat gözükmeyecek olsa çocuklar onu aramaya çıkıyor. Neredeyse bulup getiriyorlardı. Okul yöneticileri ve hizmetlileri dalışmaya başladılar ona birkaç kez. Okul bahçesini uzaklaştıracak oldularsa da sonra vazgeçtiler. Çomara fazla yaklaşmayın diye öğrencileri uyarmaktan ileri gitmediler. Çocuklar bu öneriyi ilk günlerde uyar gibi oldular ama Aradaki resmi hava çabuk bozuldu. Çomarın boynuna sarılanlar, üstüne binenler görülmeye başladı. Onunla anı fotoğrafları çektirenler çoğaldı. Köpeğin en yakın dostlarından biri olan Ümit ona okuma yazma öğretmeye bile kalkıştı. Hemen her teneffüs titiz bir öğretmen gibi Çomarla uğraştı. Alfabe'nin ilk harfinden başlayarak Ç'ye, D'ye kadar olanların seslerini çıkartmayı öğretti. Başarılı da oldu. Bunu kanıtlamak için tüm öğrencileri başına topladı. Sesleri önce kendisi çıkarttı, sonra ondan istedi. Çomar ezberci öğrencilere benziyordu. Başını havaya dikip gözlerini kapattıktan sonra uluyarak verilen sesleri taklit etti. Öğrenciler hem Ümit'i hem de Çomar'ı büyük bir heyecanla alkışladılar. Başarısından dolayı koltukları kabaran Ümit, daha bu ne ki dedi. Ben ona defter kalem vereceğim, yakında okuma yazmayı da öğreteceğim. Çomar öğrencilerin elinden iyi beslendiği için mi, giderek gençleşir gibi oldu. Uzun yabani tüylerini döktü daha parlak. Daha açık kahve rengine dönüştü. Bu arada biraz da işe yarayayım diye düşünmüş olmalı ki okul çıkışında karanlığa kalan kız çocuklarını evlerine kadar götürüp bırakmaya başladı. Bazılarını sabahleyin evlerinden aldı. Çomarla öğrenciler arasındaki dostluğun böylesine kurulduğu günlerde okula bir haber yayıldı. Söylediklerine göre belediye başıboş köpekleri vurduruyordu. Önce kimse çomarı başıboş köpek olarak düşünmedi. Silah sesleri okulun çevresine kadar yayılınca iş giderek önem kazandı. Mevsimin kıştan bahara devrildiği günlerden biriydi. Okul bahçesindeki ağaçlar güller gerine gerine uyanıyorlardı. Unutulur gibi olan silah sesleri yeniden duyulmaya başladı. Baharın yaşam, dirim dolu gözelliğine yakışmayan bu sesler yürekleri ölüm korkuları saldı. Teneffüse çıkan çocuklar önce çomarı aramaya başladılar. O her zamanki gibi okulun güneşli köşesinde yatıyordu. Sevindiler. Çomar derin uykusundaydı. Ara sıra burnunu kesik kulaklarını oynatıyordu. O sıralarda gençlik günlerinden kalma bir düşün içindeydi. Kalın yün kepeniğini omuzlarına atmış çobanla koca sürüyü birlikte güdüyorlardı. En az sahibi kadar kendisi de tetikteydi. En küçük çıtırtıya, karaltıya hemen dikkat kesiliyordu. Tepiye boranı aldırmıyordu. Kalın sesiyle havlıyor, kurtların yüreğine korkular salıyordu. Bazen bir koyunu kurtarıyordu onların elinden. Birer ikişer kuzulayan koyunları anaları kadar kendisi de seviniyordu. Kırlar yeşilin her rengine boyanırken çobanın neşeli kavalını dinliyordu. Çok geçmiyordu ki uzaklardaki mor dağlar kararıyordu. Gök gürültüsü, şimşek sesi her yeri tutuyordu. Yağmurun fırtınanın önünde yeni vadilere doğru birlikte akıp gidiyorlardı. Çocuklar çomarın başında durup onu izlediler. Düşü bitti dedi birisi. Uyandıralım dediklerini yaptılar. Çomar gözlerini açıp da kendine gelince şaşırdı. Yanında ne kepenekli, kavallı çoban vardı ne de koca sürü. Dağlardan vadilere doğru akıp giden sis, duman da yoktu. Silkinip kalktı, çocuklardan utanır gibi bir hali vardı. Çomarın en yakın dostlarından biri olan Ümit, boynundaki kıllardan tutup çekti. Gel dedi. belediyenin adamları takır takır köpek vuruyorlar. Seni kömürlüğe saklayacağız. Çomar tehlikeyi anlamış gibiydi direnmedi. Çocuklar çomarı okulun kömürlüğüne koyduktan sonra kapısını üstünden çektiler. Artık herkesin gönlü rahattı. Bu durum epeyce sürdü. Çomarı oraya saklayanlar arada bir kapısını açıp yiyeceğine suyunu veriyorlardı. Okulların kapanmasına az kalmıştı. Karneler verileceği için hemen her gün bir iki dersten sınav oluyorlardı. Sınavın heyecanı herkesi sardığı için mi yoksa o günlerde silah sesleri pek duyulmadığından mı çomarla eskisi kadar ilgilenemediler. Tek sorumlusu gibi Ümit'i gördüler. Her şeyi ona bıraktılar. Bir sınav sessizliğinin ortasında yeniden silah sesleri duyuldu. Çocuklar kapandıkları kağıtlardan başlarını kaldırıp birbirlerinin yüzlerine baktılar. Bakışlar en çok Ümit'in üstünde yoğunlaşmıştı. Çomar kömürlükte miydi? Ümit sınav öncesi bu görevi başka sınıflardan bir arkadaşına devretmişti. Yanındaki arkadaşının duyacağı bir sesle kömürlükte de, dedi. Onu bu sözü telefon oyunu gibi kömürlükte, kömürlükte, kömürlükte diyerek tüm sınıfı dolaşmaya başladı. Bu fısıltıyı duyan ama ne olduğunu anlamayan öğretmen yeni bir kopya sisteminin uygulandığını sandı. Konuşmayın diye bağırdı tüm sınıfa. Hepinizin kağıdını kopya sayacağım şimdi. Öğretmenin tehdidine karşın bu fısıltı son birkaç öğrenciye de dolandı. Artık herkes rahattı. Kağıtlarını gönül rahatlığıyla yazabilirlerdi. Böyle olmasına karşın sınavdan çıkan çocuklar çomar aradılar. Kömürlüğün kapısı açıktı. Çomar yoktu. O günden sonra çomarı bir daha gören olmadı. Ama hiç kimse çomarı unutmadı. Bir gün şaka yapmış gibi bir köşeden çıkıp gelmesini beklediler. Son.